Kötü bir durum. Allah kimseye göstermesin yani. Yani sonuçta hani eviniz yıkılıyor. Kolay değil. Kolay değil. Evi yıkıldı. Kağıthanede evsiz kalan 478 kişiden biri o. Mahallede temel kazası nedeniyle istinat duvarı çöktü. Sonrasında kaldırım ve bir bina yerle bir oldu. 4 katlı binanın bir anda çökmesinin ardından riskli bulunan 5 katlı bina da kontrollü şekilde yıkıldı. Şu anda inşaat temeli buraya gelen hafriyat kamyonları tarafından içine toprak dökülerek doldurulmaya çalışılıyor. Yani bir anlamda kaymanın önüne geçmeye çalışıyorlar. Bina sakinleri tahliye edilmişti. Çökme tehlikesine karşı 24 riskli bina boşaltıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kağıthane'ye gitti. Riskli binaların olduğu mahallede incelemede bulundu. Toplam 478 nüfus az değil. Yerle ilgili ihtiyaçlarını devamlı surette karşılayabileceğimiz tedbirlerimizi aldık. Vali kentsel dönüşüm yapılacağını söyledi. Burada izlenecek yol şu. Toprağın etüdü, üzerindeki yapı stoğunun depremselliğe riski bunlar tespit edildikten sonra aynı Kartal Orhan Tepe Mahallesi'nde olduğu gibi TOKİ marifetiyle kentsel dönüşüm yapılacak ve bu insanların bir an önce evlerine kavuşsun. Evlerine giremeyen mahalle sakinlerinden bazıları otellerde, bazıları da yakınlarında kaldı. Ailelerimizde kaldık dışarıda. Mağduruz. Yani iki çocuklar şu anda oteldeyiz ama çocukların okulu. Büyük oğlum üniversiteye gidiyor, onun vizeleri başladı. Onun ders çalışması lazım. İçeri giremiyoruz. Mahalle sakinleri değerli eşyasını almak için evlerine girmek istedi. Ancak binaların çökme riski vardı. Poşette evden kurtardıklarım var işte. Binaya bile yaklaştırmıyorlar. Ziynet eşyalarını ve diğer giyim eşyaları ile ilgili onlarla ilgili talepleri var. Onları makul karşıladı. Kimi sadece köpeğiyle çıktı evden. Evim gidiyor yani canım gider gibi. Doğup büyüdüğüm ev gitti. Onu da gezdirmek için çıkardık zaten. Şimdi herkesin merak ettiği sorular, bina neden çöktü ve riskli binalar ne olacak? Burası sanki doğru teknikle sonuç alınmadan yapılmış bir halde yakalanmış bu binanın duvarı. O yüzden buna projesine uygun yapılsa dahi aradan çok uzun zaman geçtiği ve bu teknik zaman içinde deforme olduğu, arkasında iskinin su hatlarının patladığı söyleniyor. Aşağı toprağın kaydığı, su baskısı olan bir perde maalesef inşaat geciktiği için çökmüş gibi görünüyor. Bunu mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edip kaymayı durduracak önlemler için mutlaka çalışıyordur ilgili bilimler. Hala kaymalar oluyor. Evet.